Selamun aleyküm. Allah geceniz hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayır eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayır eylesin. Sufilerin azaplarından biri de ben, biz, benim için ve benzeri sözleri terk etmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kendisinden izin isteyen birine kimdir o dediği zaman ben demesi üzerine ben diye dediği bu sözden hoşlanmadığı rivayet edilmiştir. Sufilik benliği yıkmaktır. Bir kimse bu manada kendi benliğini, kendi kimliğini, kendi kişiliğini ortaya koymamalı. Kendi cemaatini ortaya koymamalı. Kendi tarikatını, kendi şeyhini ortaya koymamalı. Kendi benliğini üstün gören kimse, kendi cemaatini, tarikatını üstün gören kimse, kendi şeyhini diğer şeyhlerden üstün gören kimse tasavvuf, tarikat, adabı ve erkanına riayet etmemiş olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Yusuf aleyhisselamla alakalı Yusuf aleyhisselamın güzelliğinden bahsedilince ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Yusuf aleyhisselamın daha güzel olduğu bahsedilince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kendisini Yusuf'tan daha güzel göstermedi. Ve dedi ki Yusuf aleyhisselam çok güzel bir kimseydi dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendisini diğer peygamberlerden daha faziletli görünmesini istemezdi. Muhakkak kendisi de biliyordu ki o peygamberlerin evveliyim ve sonuncusuyum derken kendisinin fazilet noktasında diğer peygamberlerden üstün olduğunu biliyordu. Ama ve lakin kendisini diğer peygamberlerden üstün tutulmasını diğer peygamberlerden daha faziletli olarak anılmasını çok istemezdi ki böylece tevazusunu ve benliğini bu noktada benlikteki hiçliğini gösterirdi. İşte o yüzden sufiler ben, biz, benim bu tür sözlerden ve davranışlardan uzak dururlar. Benim cemaatim. Benim müritlerim. Veyahut da işte böyle kendi cemaatini ona öne çıkaran, başka şeyhleri küçük gören, bir müridin kendi üstadını diğer üstadlardan, diğer mürşidlerden daha fazla sevmesi hakkıdır. Ama kendi üstadını insanların içerisinde diğer üstadlardan fazla met etmesi, övmesi çok hoş bir şey değildir. Sufilik adab ve erkandır. Büyüklük taslamak değildir. Cemaatçilik oynamak, şeyhçilik oynamak değildir. O yüzden sufi adabıdır ki sufiler ben yaptım, ben ettim, ben topladım, ben zikrettirdim, ben şunu şöyle yaptım deme noktasından uzak durmalılar. Gafletteyiz tabii hepimiz bu noktada hata yapıyoruz. Ben rüya gördüm, ben hal gördüm. Ben şunu şöyle yaptım da böyle ettim de böyle oturtturdum da böyle kaldırdım da. Bunlar birer gafletin ürünü. Allah muhafaza eylesin. Veya biz bu işi yaparız. Cemaat adına. Cemaat bu noktada kocaman göstermek, büyük göstermek. Yaparlar böyle. İnsanlar kendi cemaatlerini kalabalık göstermek isterler.
kendi tarikatlarını başka tarikatlardan üstün göstermek isterler. Kendi şeyhlerini başka şeyhlerin üstünde göstermek isterler. Allah muhafaza eylesin. Bu noktada bu hoş bir şey değil. Sufilerin adabından biri de halkın kusurlarıyla uğraşmayı bırakıp kendi kusurlarıyla meşgul olmak ve nefsi kendi hastalığıyla tedavi etmektir. Bu noktada başkalarının kusurlarını göreni, kendi kusurunu göremeyeceğine dair Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadis-i şerif vardır. Bir kimse bir başkasının kusurunu, başkalarının kusurlarını, toplumun kusurlarıyla ilgilenirse kendi kusurlarını görmekten uzak durur. Ve öyle bir hale gelir ki o kimse, başkalarının kusurlarını görmekten kendi kusurlarına karşı kör olur. Başkalarının kusurlarıyla, hatalarıyla uğraşan insanlar şeytanın aldattığı insanlardır. Şeytan, başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı, başka cemaatlerin hatalarıyla, kusurlarıyla uğraşmayı, filanca efendinin, fişmanca hoca efendinin nerede eksik yaptığını, nerede yanlış yaptığını uğraştırmakla geçer. Bazı kimseler, bazı insanlar, bazı cemaatler vardır ki Kur'an ve sünnet dairesinden uzaktır. Ama ümmeti aldatıyordur. Onlar kendilerini Kur'an ve sünnet içerisinde gösteriyorlardır. Aldanmış insanlar vardır. Onların Kur'an ve sünnetten uzak oldukları dair apaçık deliller olmadığı müddetçe onlar hakkında konuşmak caiz olmaz. Ama apaçık delilleri yok ise bu noktada müridin onlarla uğraşması, didişmesi, cemaatlerle, tarikatlarla, şeyhlerle, hoca efendilerle didişmesi pek sufilik adabına uygun değildir. Mesela mütezileyle alakalı konuşulabilir, dürzilerle alakalı konuşulabilir örneğin. Haricilerle alakalı konuşulabilir. Veya sünnete aykırı bir şey varsa o sünnete aykırı olan noktadan o dairede konuşulabilir. Denilebilir ki örneğin işte yatarak su içmek sünnete aykırıdır. Yatarak bir insan hasta değil ise su içmek için gayret etmeyecek. Yattığı yerden yiyip içmek bir hastalık, bir rahatsızlık, bir herhangi bir zorunluluk yoksa caiz değildir gibi. Bunlar sünnete muhalif şeyler. Bir kimse sünnete muhalif bir şeyi ortaya koyabilir. Bu hak ve hakikat noktasında bir sıkıntı yoktur. Ama ve lakin birisini kötülemek, birisini kerih görmek için birisinin üzerinde konuşmak İslam kardeşliğine uygun bir şey değildir. O yüzden sufiler bunların üzerinde çok konuşmazlar. Halkın hata ve kusurlarıyla çok bu noktada uğraşmazlar. Bütün kadınlar mini etek giydiği için hepsi de fahişe hükmünde. Bunu söylemeye bir müridin hakkı yoktur. Bu caiz değildir, normal değildir. Bu dini literatür açısından uygun değildir. Bu insanların hepsi de içki içiyorlar. Halkın tamamını fahişe yapmak, halkın tamamını hırsız yapmak, halkın tamamını içkici yapmak, halkın tamamını zinacı yapmak, halkın tamamını Kur'an ve sünnetin dışında görmek dini hukuk ve hüküm açısından uygun olmadığı gibi İslam adabı erkanı açısından uygun olmadığı gibi sufilik edebi açısından da hiç uygun değildir. Bir, biz şahısların hata ve kusurlarını araştırıp incelemeyiz. İki, biz cemaatlerin, tarikatların hata ve kusurlarını araştırıp incelemeyiz. Kendi kusurlarımızla, kendi hatalarımızla, kendi eksik ve noksanlıklarımızla ilgilenmemiz gerekir. Bu noktada bir başka cemaati, bir başka şeyhi, bir başka tarikatı eleştirmek, onların isimlerini zikrederekten onlar hakkında ileri geri konuşmak İslam kardeşliğini yok eden en önemli meselelerden birisi.
Filanca cemaat şöyle yapıyormuş, Kur'an ve sünnet dairesinde bir şey yapıyorlar, Allah razı olsun, alkışlar geçeriz. Elimizden gelirse, mümkün olursa ona destek oluruz. Filanca tarikat, filanca efendi şöyle bir şey yapıyormuş, harika bir şey. Kur'an ve sünnet dairesinde olduğu müddetçe alkışlayalım, destekleyelim. Onların eksik ve kusurlarını görmeyelim. Mümin kardeşinin eksik ve kusurlu görmek, bu nüvecede o kimsenin kalbinin nifakla dolduğuna işaret. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri sahabenin, hadis-i şerifte der ki Hazreti Peygamber Efendimiz, bana ashabımın eksik ve noksanlıklarını anlatmayın. Benim onlara karşı olan kalbimde bir böyle bir beşeri noktada onların üzerinde herhangi bir eksiklik, noksanlık görmek istemiyorum manasında hadis-i şerifi vardır. Demek ki ashabının dahi eksikliğini kendisine gelip anlatılmasını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hoş görmemiş. Çünkü ashabının eksikliğini gören kimse eksik gedik bu noktada bakacaktır. Kardeşler bu manada birbirlerinin eksiklerini ve noksanlıklarına bakmadıkları gibi, bakmamaları gerektiği gibi dışarıdaki mümin kardeşlerin, yani cemaatin dışında olan mümin kardeşlerinin ve mümin cemaatinin de eksik ve kusurlarıyla ilgilenmemeleri gerekir. Bu şu demektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yol yürüdüğü, beraber dini ikame ettikleri, yaşadıkları ve yaşatma mücadelesi verdiği arkadaşlarının eksik ve noksanlıklarını görmediği ve o arkadaşlarının eksik ve noksanlıklarının da kendisine söylenilmesinden hoşlanmadığı meydana çıkar. Demek ki kardeşler birbirlerinin eksik ve noksanlıklarını örtmekte Hazreti Mevlana'nın dediği gibi gece gibi olacaklar. Kusurları örtmekte gece gibi ol. Siz etrafınızdaki insanların, arkadaşlarınızın, etrafınızdaki kardeşlerinizin eksik ve kusurlarını örtmekte gece gibi olmazsanız kemale ermekte zorluk yaşarsınız. Ve bir arkadaşın hatasını, kusuruna kazara şahit olduysanız o sizin dua etmeniz için Cenab-ı Hak size göstermiştir. Ya da o eksiklik sizde vardır. O eksikliği sizin tövbe etmeniz için Allah size göstermiştir. Ya da o kardeşe dua edeceksiniz. O yüzden size göstermiştir. Ya da o kardeş öyle bir tövbe edecektir ki Cenab-ı Hak onun o eksikliğini ibadete çevirecektir. O yüzden onun her yaptığı belki de ibadet hükmündedir. Sizin eksik gördüğünüz şey mahşerde o kardeşinizin önünde ibadet olarak, sevap olarak çıkabilir. Hani iki kadın ormanda dolaşırken yırtıcı bir hayvanın birisi çocuğunu alır ya kadının. Çocuğu alınan kadın der ki benim değil senin çocuğun alındılar. Tartışmaya başlarlar, Süleyman Aleyhisselam'a girirler. Özür dilerim, Davut Aleyhisselam'a girirler. İkisi de çocuk benim der. Davut Aleyhisselam der ki getir benim kılıcımı. Ortadan böleceğim der, yarım yarım paylaştıracağım. Şeriata aykırı bir görünüşte. Kusur. Bir üstadın birisi dese ki getirin kılıcımı benim, bunu ortadan yaracağım. Bütün herkes teneke çalar, bu üstad şeriata aykırı hareket ediyor diye. Arkasından başka bir hikmet çıkar. Hani Hacı Bayram ve Veli Hazretleri için dedikodu ederler, bu çok mühürlükleri var bunun. Osmanlı'ya karşı çıkacak derler ya. Osmanlı da sefere çıkınca birinci Murat mıydı?
İkinci Murat. İkinci Murat oluyor burada. Der ki hakkında dedikodu var böyle böyle diye. O da bütün müridi toplar. Bütün müridi topladıktan sonra bir çadır kurdurur. Der ki Allah için bana gönül verenler kimse gelsin şu çadırda der onun boynunu uçuruvereceğim. Bir tane böyle dervişlerin arasında çok beğenilmeyen, çok kale alınmayan, önde olanlardan görünmeyen birisi çıkar. Der ki Allah için ben seni sevdim, bağlandım. Ben senin için canımı feda ederim der. Yürür girer çadırın içerisine. Çadırdan koca bir elinde kılıç kan damlıyor, çıkar dışarı. Der ki yok mu başka beni Allah için seven? Bir tane gene cemaatin içerisinde çok önde olmayan böyle kimsenin kale almadığı bir kadın çıkar. Der ki ben de seni Allah için sevdim. Kadın da çadıra girer, hemen dedikodu başlar. Bu nasıl şey ya? Nasıl insana kıydı, nasıl dervişine kıydı? Böyle şey mi olur? Bir curcunadır çıkar, döner Hacı Bayram Veli Hazretleri. Der ki efendim, biz 2,5 dervişiz der. Toplam 2,5 dervişiz der. Sonradan anlarlar içeride koyun kesildi. Dışarıda zahire göre şeriata uygun değilmiş gibi olur. Ondan ayrı bir hakikat çıkar. Davud Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi. O yüzden derviş eksik noksan görme noktasında, dedikodu üretme noktasında değil, hiç kimsenin eksiğiyle kusuruyla uğraşmadan kendi eksiği ve kusuruyla uğraşmalı. İnsanların eksiklikleriyle, kusurlarıyla uğraşmamalı. İnsanların, toplulukların, toplumun eksik ve kusurlarını uğraşacak olanlar alim hükmünde, amir hükmünde, hakim hükmünde olan insanlardır. Onlar halkın kusurlarıyla, eksiklikleriyle, noksanlıklarıyla uğraşırlar. Vazifeleri gereği. Bir üstad, bir şey dergahın eksik ve kusuruyla ilgilenir. Vazifesidir. İnsanlar gelir onlara dertlerini, ihtiyaçlarını anlatırlar. Dergahın her hal ve gidişatını anlatırlar. O ki içinde bulunduğu topluluğun bu noktada Kur'an ve sünnet dairesinde yürümesi için onları dinler. Onları bakar, gözetir. Onun işidir o. Ama sufilerin insanların eksiklikleriyle, noksanlıklarıyla uğraşması uygun bir şey değildir. Sufilerin, cemaatlerin, tarikatların eksik ve kusurlarıyla uğraşması uygun değildir. Bu onları batırır. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Onların adabından biri de şeyhlerin emirlerine uymak, onlara güzelce itaat etmektir. Yine bu senet ile sır Sevr-i Sakati'nin şöyle dediği haber verilmiştir. Kim üstüne itaat ederse kendi altı da kendisine itaat eder. Kendi nefsini terbiye etmekten aciz olan kimse başkasını terbiye etmekten daha aciz olur. Demek ki dergahların, tarikatların bir hiyerarşisi, bir adabı erkanı var. Bir çavuş, bir zakir, bir vazifeli kimse üstadına itaat edecek ki bu noktada ona itaat etmekle vazifeli olanlar da ona itaat etsinler. İtaat etmeyene itaat edilmez. İtaat Kur'an ve sünnet dairesindedir. Bir üstad Kur'an ve sünnet dairesinde
bir şey söylendiğinde itaat edilir. Sufinin nübüvvet değil de velayet noktasında gidenler bir üstada kayıtsız şartsız hangi noktada olursa olsun itaati emredilir ona. Ama bizim yolumuz sufili nübüvvet dairesinde, nübüvvetin izinde algılar. Nübüvvetin izinde algıladığı için bizim itaatimiz Kur'an ve sünnet dairesiyle çevrilidir. Kur'an ve sünnet dairesinde çevrili olan bir itaatimiz göz önünde bulundururuz. O zaman vazifeli olan kardeşler de Kur'an ve sünnet dairesinde bir itaat isterler ve tabi olurlar. Bu itaat Kur'an ve sünnet dairesinde olmalı. İnsanların kendi nefislerinden, kendi heva ve heveslerinden, kendi kendisine ürettiği şeylerden olmamalı. Eğer öyle olursa o zaman itaatin tadı çıkar. Eğer öyle olursa itaatten insan zevk alır. O zaman biz kardeşlerin arasında kendi dairemizde hizmet ederken birbirlerimize Kur'an ve sünnet dairesinde davranmaya, birbirlerimizden Kur'an ve sünnet dairesi içinden bir şeyler talep etmeye ve birbirlerimizi bu noktada tavsiye edeceğimiz, nasihat edeceğimiz şeyler de Kur'an ve sünnet dairesinde olmalı. Fitneye sebebiyet verecek, kafa karışıklığına sebebiyet verecek, insanların yollarını karıştıracak, düşüncelerini karıştıracak, fikirlerini karıştıracak, tavır ve davranışlardan uzak durmalı ve kardeşlerin arasında ince bir ahlakın yaşanması için gayret sarf etmeliyiz. Bir başkasının dedikodusu neden bir başkasının dedikodusunu deder? Bir başkasının gıybeti neden bir başkasının da gıybeti neden? Bir başkasının lafını sana getiren senden de lafı bir başkasına götürür. Bir başkasının eksik ve kusurluğunu sana söyleyen senin de eksik kusurluğunu bir başkasına söyler. Bunların hepsi de şu kısacık yavan dünyada insanın dervişliğini batıran şeylerdir. İnsanın maneviyatını batıran şeylerdir. Günler gelir geçer, aylar gelir geçer, yıllar gelir geçer. Göz açıp kapayıncaya kadar gelir geçer. Arkaya dönüp baktığımızda bir bakarız ki ne yazık ki kazandıklarımızı kaybetmişiz. Bir fare almış götürmüş. Biz buğday ambarını dolduruyoruz derken buğday ambarının dibinden fare bir delik açmış. O fare doldurduğumuz buğdayları habire alıp götürüyor. Allah bizi affetsin. Buğday toplamak kadar buğdayı muhafaza etmek de önemlidir. Siz tarlayı eker biçersiniz. Harika buğday yetiştirirsiniz. Hasat mevsimi, hasadı toplar, ambarlara doldurursunuz. Ama o ambara bir fare dadandıysa ve onu deldiyse lazım olduğunda açıp baktığınızda içinde bir tane buğday göremezsiniz. Allah bizi onlardan eylemesin. O yüzden kardeşler kendi aralarında aşklarıyla, muhabbetleriyle, bağlılıklarıyla, birbirlerine olan şefkatleriyle, merhametleriyle, birbirlerine olan yakınlıklarıyla, dostluklarıyla Allah indinde kıymetli hale gelmeleri lazım. Bu birbirinizin eksiğini, kusurunu görmekten geçmez. Birbirlerimizin eksiğini, kusurunu örtmekten geçer. Birbirlerimizin hatalarını, yanlışlıklarını meydana çıkarmaktan geçmez. Birbirlerimizin hatalarını ve kusurlarını örtmekten geçer. Eğer böyle yapamıyorsak, o zaman bizim kardeşliğimiz bu noktada ne yazık ki istenilen noktaya gelmez. Allah bizi onlardan eylemesin inşallah. Onların, yani dervişlerin adablarından biri de insanları övmekten ve yermekten dili korumaktır.
Sufilerin adablarından biri de insanları övmekten ve yermekten dili korumaktır. Yine Servi Sakati şöyle dedi. Dinin en iyisi takvadır. Takvanın en iyisi de övmekten ve yermekten dili korumaktır. Demek ki Sufi etrafındaki insanları aşırı derecede övmekten ve etrafındaki insanları yermekten uzak durur. Bir kimsenin iyiliğini anlatmak iyiliktendir. Siz bir kimseden iyilik gördüyseniz o iyiliğe karşılık onun iyiliğini anlatabilirsiniz. İyilik yapan kimsenin iyiliğini anlatmak, iyiliğin artması ve iyiliği met etmek, bu noktada iyilik yapanları met etmek, iyiliğin artması ve iyi insanların artması için ibadet hükmünde iyilik yapmış gibidir. Kötülüğü yermek, kötülükleri yermek, kötü ahlakı yermek de kötü ve kötülüklerle mücadelede olduğunu gösterir insanın. Eğer Allah'ın haram kıldığı şeyleri yermeyip met ediyorsak sıkıntımız var demektir. Allah muhafaza eylesin. Allah'ın iyi, güzel, doğru gördüğü şeyleri de met edip iyi ve güzelleri, salihleri de bu noktada met etmeliyiz. Ama onları aşırı derecede övmekten dilimizi sakındırmamız lazım. Bir insanı da aşırı derecede yermekten dilimizi sakındırmamız lazım. O çok yerdiğimiz insan öylesine harika bir iş yapar ki bizim dilimiz toprağa gömülür. O çok methettiğimiz, çok övdüğümüz kimse öylesine yanlış bir şey yapar ki o övdüğümüzden dolayı öven dilimizi toprağa gömmek zorunda kalırız. Biz ne çok övenlerden olalım ne de yerenlerden olalım. Biz ikisinin ortasında duranlardan olalım. Bir kimseyi ne kınayalım? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kınadığınız şey sizin başınızda tecelli etmedikçe ölmezsiniz buyurdu. Biz birisini kınarız, kınadığımız şeyle yüzleşiriz. O kınadığımız şey bizim başımıza gelir. O zaman biz kınayıcılardan olmayalım. Biz insanları yericilerden olmayalım. Allah muhafaza eylesin. Bunlar toplumun içerisinde sufi adabı, ahlakı olarak oluşması gereken şeylerdir. Allah bizi onları tutanlardan eylesin inşallah. Bize ehli sünnet itikadını anlatır mısınız? Bu tabi geniş bir mesele ama bu noktada itikad noktasında bir Allah'a yer, zaman, zemin, renk, Allah'a şekil, şemal atfetmeyiz. İntikad noktasında Allah'ın zatı ve sıfatları her şeyden münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. Bu manada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadretlerinin peygamberlerin sonuncusu ve en faziletlisi olarak görürüz. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri son peygamber, son nebidir. Benden sonra ne bir nebi ne de peygamber gelecektir. Ne de Resul gelecektir diyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Eğer bir kimse bu noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra başka bir peygamberin geldiğini, nebinin geldiğini, Resul'ün geldiğini söylerse ehli sünnet itikadından dışarı çıkmış olur. Buna inanırsa o kimse ehli sünnet itikadından çıkmış olur. Ehli sünnet itikadına göre. Ehli sünnet ben bugünün hastalıklarını yayayım, söyleyeyim. Bu hastalıklarına karşı olan ehli sünnet itikadını söyleyeyim de aklıma gelenleri hiç olmazsa öyle tanımlayalım. Biz hiçbir veliyi, hiçbir mürşidi, hiçbir mürşid-i kamili buna ahir zaman mehdisi de der,
Hiç kim bunu bu manada ne bir veli, ne bir mürşit, ne bir işte evliya adına siz kutup, zamanın kutbu, kutbul azam, kutbul aktab, gavs, gavsul azam adına ne derseniz deyin. Hiçbirisi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üstünde değildir. Biz hiç bu noktada hiçbir veliyi, hiçbir peygamberi, hiçbir veliyi, hiçbir mürşidi, hiçbir kutbu, kutbul azamı, gavsu, gavsul azamı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden üstün görmeyiz. Dinde bir hiyerarşi var ise insanlar noktasında en üst zirve noktaya Hazreti Peygamber, ondan sonra Cihar yani Güzün efendilerimiz, sonra aşere-i mübeşşere ve sahabeler olarak ve ondan sonra imamlar, ondan sonra pir efendiler, ondan sonra üstadımız, üstadlar olarak sıra varız. Bu noktada İmam-ı Azam hazretlerinin Cihar yani Güzün efendilerimizin sıralaması olan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, ondan sonra aşere-i mübeşşere sıralamasına da tabi oluruz. Bu noktada İmam-ı Azam Hazretleri'nin ehli sünnet itikadında olmazsa olmaz dediği günün hastalığı olan bu meseleyi bugünün de hastalığı olarak görenlerdir. Hazreti Ali Efendimiz'i sövenlerden değiliz haşa. Ama Hazreti Ali Efendimiz'i Hazreti Peygamber Efendimiz'den üstün tutan veya eşit tutanlardan da değiliz itikad olarak. Biz Ehl-i Beyt'i severiz. Ehl-i Beyt'i sevmeyi imandan kabul edenlerdeniz. Ehl-i Beyt'i sövenlerden ve onları katledenlerden uzağız. Bu noktada Ehl-i Beyt'i sövenlerin de Allah'ın lanetine uğrayacağına inanırız. Ve Ehl-i Beyt'i bilerek kasten şehit eden, onların normalde bu noktada zulmedenlerin de Allah'ın lanetine uğrayacağına inananlardanız. Ama hiçbir zaman Ehl-i Beyt'i Cihar Yarıcısın efendilerimizden üstün tutanlardan değiliz. Bu manada Ehl-i Sünnet akaide olarak Kur'an-ı Kerim'i tek kitap iman ettiğimiz, bu noktada İncil'i, Zebur'u, Tevrat'ı da Allah'ın kutsal kitapları içerisinde sayanlardan. Ehl-i sünnet bilinci olarak sadece ve sadece bu zamanda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyenlerin cennete gireceğine inananlardanız. Bugünün de iyi Hristiyanları, iyi Musevileri, iyi Budistleri, İyi insanların cennete girer diyenlerden değiliz. Bu manada ehli sünnet akaidi olarak kim Kur'an'ın bize tanımladığı Allah'ı Allah, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamber, ilahi kitap noktasında Kur'an'ı tanıyan bütün herkesin kusurları ve eksiklikleri, noksanlıkları da olsa imanlarını muhafaza ettikleri müddetçe sonunda ehli cennet olacağına inananlardanız. O yüzden bu manada Allah'ın insan suretinde yeryüzüne tekrar ineceğine inananlardan değiliz. Allah yarı insan tanrı değildir. Buna inananlardan değiliz. Allah böl parçala noktasında da değildir. Allah bütün insanların üzerinde cemindedir diyemeyiz. Allah bütün varlığın her parçasında Allah var diyenlerden değiliz. Allah sıfatlarıyla bütün her yere ve her şeye tecelli edendir. Ama her yer ve her şey Allah değildir. Buna inananlardanız. O yüzden Ehl-i sünnet itikadı olarak bugünün için eksikliklerinden birisi biz ruhların tekrar başka suretlerde yeryüzüne tekrar indirildiğine inananlardan değiliz.
biz bu bedende, bu cesette ruhumuz geldi. Bu dünyada vefat ettikten sonra kabir aleminden doğru ilerleyiş devam edeceğine inananlardanız. Bizim ruhumuz tekrar kedi suretinde, fare suretinde, inek suretinde, keçi suretinde, eşek suretinde tekrar yeryüzüne gönderileceğine inananlardan değiliz. Biz kabir sorgusuna inananlardanız. Kabir hayatına inananlardanız. Mahşere iman edip mahşerde sorguya suale çekileceğimize inananlardanız. Cennetin, cehennemin varlığına inanıp sıratın kurulacağına da inananlardanız. Allah'ın cennet halkına yüzünü göstereceğine inananlardanız. Cennet hayatının ebedi olduğunu, cehennem hayatının da ebedi olduğuna inananlardanız. Müminlerin eninde sonunda cehennemden kurtulup tekrar cennete gireceklerine inananlardanız. Ve en son cehennemin azabının sona ereceğine inananlardanız. Ama cehennem hayatının sona ereceğine inananlardan değiliz. Çeşitli kaynaklardan dervişin nasıl olması gerektiğini anlatıyorsunuz. Ama sizin gönlünüzdeki dervişliği dinlemek isteriz ve hakiki derviş olmak için neler yapmamız gerekiyor? Ben inandıklarımı okuyorum ve inandıklarımı konuşuyorum. Nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Benim hayalim bu. Belki de o hayalimden de bir tarafından tutmuş muyum, tutamamışım mı bilmiyorum ama ben bir bu noktada hayali anlatıyorum ama arkadaşlarım o hayalin bir ucundan tuttuğuna inanıyorum. Kardeşler canhıraş bütün sohbetleri takip edip bütün hizmetlerde vazife almaya çalışırken hepsinin de o İtopya'nın bir ucundan tuttuğuna inanıyorum. Bugün için İnsanların buraya gelmelerini, toplanmalarını engelleyecek, güçleştirecek o kadar çok şey var ki. Önceden bunların içerisine bir de siyasi baskılar girer işin içerisine. Her an polisin basması, toparlayıp götürmesi, her an bu tip asayişle alakalı bir sıkıntının çıkması da bunun üstüne ilave edilir. Şimdi nimetlere hamd etmek yolumuzun adabıdır. Hani Eyüp Aleyhisselam altından kelebekleri toplamak için çaba sarf ederken hani Cenab-ı Hak der ya, ya Eyüp ben sana hani bir sürü altın verdim zaten senin bunlar. O da der ki, ya Rabbi senin rahmetinden daha fazla faydalanmak istedim. Biz rahmetten daha fazla faydalanmak isteriz. Rahmeti reddedenlerden, nimeti reddedenlerden, rahmetten ve nimetten kaçanlardan, ona sırtını dönenlerden olmaktan uzak olmaya çalışırız. Meşhur sözümüz var ya, istersek dilimiz kopsun, verirler de almazsak makul dairede kolumuz kopsun. Bunu biz fitneye sebep olmasın, adab-ı erkan bozulmasın diye hediye almaktan uzak tutmaya çalışıyoruz kendimizi. Gittiğimiz yerlerde yemekten, içmekten, rehavete düşmekten uzak tutmaya çalışıyoruz.
kardeşlerini ve kendimizi. Bu nimete sırt çevirmek değil. Allah bizi muhafaza eylesin. Şu anda da böyle bir siyasi ve asayiş noktasında bir baskı yok. Bu bir nimet. Bunu böyle bu nimeti görmemez diye gelecek noktada da değiliz. Allah muhafaza eylesin. Ama buraya gelinceye kadar o kadar çok yedi başlı ejderha var ki herkes için. O yedi başlı ejderhaların her başında ayrı birer tane, yedi tane baş. O her ayrı yedi başın üzerinde hepsinde ayrı birer tane yedi başlı ejderha var ki. Ve o ejderhalar, o kimse, bunun insanlar buraya gelinceye kadar o kadar çok hile, o kadar çok burada, o kadar çok bu noktada büyü, o kadar çok böyle muska, o kadar büyü, çok sihirbazlık gösteriyorlar ki. Ama elhamdülillah, Cenab-ı Hak kardeşlerimizin gönüllerine birer Musa'nın asasını lütfetmiş, ikram etmiş. O Musa'nın asası o yolda gelirken gelen o ejderhaların, bin bir başlı ejderhaların her türlü hile, hurda ve büyüsünü diye yutup geliyor. O yüzden buraya gelinceye kadar barlar açık, pavyonlar açık, kahveler açık, eğlence yerleri açık, evde televizyon açık, evde rahatlık var, evlerde televizyon var, hatun var, eş var, çoluk çocuk var, evde oturup rahat etmek var, işinden ilgilenmek var. Dışarı şehirlerden, illerden gelenler, trafik kazası var, yolda kalmak var, lastik patlaması var, arabanın bozulması var, ailelerden izin almak var, ailelerin lafı var, etrafın lafı küfü var, hucum oldum, haycım oldum, oraya toplanıp kafanı mı sallayacağım, bir gün senin paranı da alacaklar orada, çalacaklar senin paranı, sen bütün paranı orada yedireceksin, iflas edeceksin, eşin gidecek, çoluğun çocuğun gidecek, her şeyini kaybedeceksin, aklını kaybedeceksin. Vay biz orasını biliyoruz biz. Orada işte sakallı bir deli bir adam var. Onu mu dinleyeceksin sen? O cahil Cüheyla'nın tekini ama onun peşinden gidiyorsunuz siz. O kadar çok ejderha var ki gelinceye kadar. Kadınlara da, erkeklere de, çocuklara da. O ejderhaların hepsini süreceksin. Ayrı bir ejderha çıkıyor önüne. Bunlar çıkıyor, bunları atıyorsun, oraya gideceksin şimdi. Ya Hüseyin Çavuş gene kalkacak da Ankara'dan bir laf söyleyecek. Adnan Çavuş kalkar, sen oradan kalk, sen buraya otur dersen ne diyeceğim. Ya orada bir de abiler var ya işte meşhur. Abiler kalkar sana bir laf söylerse, bir de onlar var ya. Ya boşlar ya, onlar mı biliyor bu işi sadece? Ya oraya ben o zaman, şu zamandan beri gittim, bir hal görmedim. Şu zamandan beri gidiyor, millet orada rüya anlatıyor, yalan söylüyor bunlar ya. Ya birisi de orada kalkıyor, Peygamber Efendimiz'i gördüğünü söylüyor. Yok ya, yalan söylüyor bunlar ya. Yok, pişmanca da konuşuyormuş. Yok ya, bunlar yalan söylüyorlar, bunlar sapıtmışlar iyice, sapık bunlar. Bir de böyle ejderhalar var. İçeriden dışarıdan, yandan, sağdan, soldan. Her yerden tırpan atmak, her yerden çırpmaya çalışan. O kadar çok ejderha var ki, o ejderhaların arasından Musa'nın asası gibi, onların üzerine zikrullahın nuruyla, muhabbetiyle, aşkıyla, Cenab-ı Hak her birisinin gönlüne birer Musa'nın asası misali, bir ejderha yutucu koymuş, hepsi de o ejderhaları yuta yuta. Veya da tevhidin keskin kılıncıyla kafalarının birer tane başının gözünü yara yara buraya gelmişler. Ben onların üzerinde hayalimdeki derviş diyemem. Hayalimdeki derviş değil bunlar demem benim için nankörlük. Yok. Yok. Allah'ın zikir en büyük iştir. O en büyük işi yapanlar toplanmışlar, onlar da en büyük insanlardır. Ben de kendimce
hasbelkader o en büyük insanların yanında durmayı kendime kâr biliyorum. Salihlerle beraber olun demiş ya. Ben de o salihlerle beraber olduğuma inanıyorum. Bunca engebeli arazide, bunca ejderhanın içerisinde sıyrılıp gelenlerin yanında olmak benim nazarımda en büyük cihat. Hani Hazreti Allah Habibine demiş ya, nefsini o Allah'ı zikredenlerle beraber tutmaya zorla. Nefsini o Allah'ı zikredenlerle beraber tut. Onlarla beraber otur. Kim onlar? Allah'ı zikredenler. Cenab-ı Hak cümlemizi Allah'ı zikredenlerin yanından ayırmasın. Amin. O yüzden herkes hayal kurar. Muhakkak ben de kendi hayalimin içerisinde mutsuzluğum yok. Gönül arz eder ki hep beraber daha iyi olalım. Hep beraber. Gönül arz eder ki hep beraber biz o arşalanın gölgesinde gölgelenelim inşallah. Bizim nefes alacağımız yer onun gölgesi olsun inşallah. Kıyamet koptuktan sonra mahşerde inanan inanmayan herkes Allah'ın cemalini görecekler mi? Biz inananların cennette Allah'ın cemalini göreceklerine inanıyoruz. Ölülerin ellerine ve gözlerine konulan kunçtan ilaç yapıp içmek helal mı? Bunu açıklar mısınız? Bilmiyor musun ölülerin ellerine gözlerine ne konuyor? Hiç öyle bir ilaç da duymadım. Allah bizi affetsin inşallah. Üç ihlas bir fatiha şerifler. Peygamberimizin işaret edenlerimizin umutlarına hediyelik vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Hazar eyle ya Rabbi, fezahtan, himmetten, şefaatten, üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Her yâri yüzüne Ebu Bekir, Sıddık, Ömer, Faruk, Osman, Üzün, Nuriyen, Ali, El-Murtaza radiyallahu anh Efendimizin, Evlâd-ı Resulullah, Zevcât-ı Resulullah, Şuhelâ Resulullah, Ashab-ı Resulullah'ın umutlarına, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam-ı Hanbeli Hazretleri'nin ruhlarına ayrı ayrı hediyelik vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi, fevdanlarını, himmetlerini, şefaatlerini, üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç ihlas bir Fatiha. Amin. Pirimiz Seyyid Abdülkadir Geylani, Pirimiz Seyyid Ahmed el-Rufai, Pirimiz Seyyid Ahmed el-Bedevi, Pirimiz Seyyid İbrahim-i Dursuki, Pirimiz Şah-ı Resul-i Şazeli, Şah-ı Nakşubendi, Muhammed-i Mahaddini, Şah-ı Mevlana Celaleddin Ruhi Hacı Bektaş ve Hacı Bayram-ı Veli Mehmed-i Muhyiddin İftihar-ı Hazretleri'nin ruhlarına hediye edip vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Hazar eyle ya Rabbi, fezatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç İhlas bir Fatiha. Amin.
Geçmiş mürşidi kamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhlarına, şeyhimiz, üstadımız, mürşidimiz, canımız, cananımız, sultanımız, Bayındırlı Hacı Mustafa Efendi Hazretleri'nin ruhani tükseylerine, Mehdi Ali Resul'ün ruhani tükseylerine, yaşayan mürşidi kamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhani tükseylerine, Tuzuk alemimizde gelmiş, geçmiş Osman aileden gelmiş, geçmiş akrabayı tarikatlarımızdan, gelmiş geçmiş ruhlarına, ruhaniyetlerine, aile-i mehlilerin ikbası ve sedar eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi, feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el-azim el-kerim el-lezi la ilahe illahu el-hayyul gayyum ve tuğbu l-egönzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftal-i zikr fâlemen lenhû. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El Fatiha.